Isının özısı, madde miktarı ve sıcaklık değişimi ile ilişkisini özetleyecek olursak, özısı 1 gram saf maddenin sıcaklığını 1 derece değiştirmek için alınması veya verilmesi için gerekli ısı miktarına deniyordu biliyoruz ki. Özısıyı C sembolüyle gösteriyorduk. Birimleri jül bölü gram çarpı santigrat derece veya kalori bölü gram çarpı santigrat dereceydi. Özısı ısı tutma kapasitesidir ve özısı yüksek olan maddelerin sıcaklık artışı daha yavaş olur. Bunu da özısı küçük olan maddeler daha çabuk ısınır ve daha çabuk soğur diye bir önceki dersimizde özetlemiştik. Şimdi öz ısı saf maddeler için ayırt edici özelliktir. Evet, her saf maddenin kendine ait bir öz ısı vardır. Bunu söylemiştik. Saf maddeler, maddelerin öz ısıları birbirinden farklıdır. Bazı maddelerin öz ısılarını görüyoruz burada tabloda bakın. Ve bunları tek tek ezbere bilmemize gerek yok. Sadece bilmemiz gereken saf maddelerin öz ısılarının birbirinden farklı olduğuydu. 1 gram suyun sıcaklığını 1 derece arttırmak için 4,18 jül veya 1 kalori ısı alması gerekir. Isı vermek gerekir bu suya. Bu yüzden suyun öz ısı 1 kalori bölü gram çarpı santigrat derecedir. 1 kalori 4,18 jül'e eşit olduğu için aynı zamanda 4,18 jül bölü gram çarpı santigrat derecedir suyun öz ısısı. Şimdi devam edecek olursak öz ısı madde miktarına bağlı olarak değişmez. Evet arkadaşlar, şimdi madde miktar dediğimiz şey kütleydi ve öz ısı kesinlikle kütleye bağlı olarak değişmiyordur. 100 gram suyun sıcaklığını 1 derece arttırmak için 418 jül veya 100 kalori ısı vermek gerekir. Şimdi buradaki olay 1 gram suyun sıcaklığını 1 derece arttırmak için nasıl 1 kalorilik ısı alması gerekiyorsa, 100 gram suyun sıcaklığını 1 derece arttırmak için kaç kalori ısı gerekiyor diye sorduğunda tabii ki bu 100 ile yani kütle ile öz ısıyı çarpacağız. 100 çarpı 1'den 100 kalori ısı alması gerektiğini bileceğiz. Çünkü 1 gramının sıcaklığını 1 derece arttırmak için 1 kalori ısı gerekiyormuş. 100 gramının sıcaklığını 1 derece arttırmak için doğru orantılı olarak 100 kalori ısı gerekir. Şimdi devam edelim. Eşit miktarda farklı cins sıvılara eşit miktarda ısı verildiğinde öz ısı az olan sıvının sıcaklığı daha fazla artar diyor. Evet, şimdi eşit miktardan kastımız kütle biliyorsunuz ki kütlelere eşit farklı cins sıvılar. Sıvılar farklıysa zaten öz ısıları kesinlikle farklıdır diyorduk. Eşit miktarda ısı verdiğimizde biz buna yani Q eşittir mc delta t formülüne göre Q eşit olacak, eşit ısı aldığı için. Kütle M eşit olacak, eşit miktarda dediği için. Ve ne olacak? Farklı cins sıvı diyor. Öz ısıları farklı. Demek ki sıvının sıcaklığındaki artış yani delta T ile C dediğimiz öz ısıyı kıyaslamamız gerekiyor. Bu durumda da tabii ki öz ısı az olan sıvının sıcaklığı daha fazla artar. Çünkü öz ısı küçük olanlar, öz ısı az olan maddelerin sıcaklıkları daha çabuk artıyordu. Şimdi eşit kütleli, eşit sıcaklıktaki öz ısıları farklı sıvılar, özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldıklarında öz ısısı küçük olan sıvının son sıcaklığı daha fazla olur diyor. Evet, bakın hemen burada bir deney düzeneği var. X ve Y sıvılarından oluşuyor. Ve gördüğümüz gibi ilk sıcaklıkları 10 derece, ikisi de 20'şer gram, kütleleri de aynı. M kütleler aynı. İlk sıcaklıklar aynı. Fakat aldıkları ısılar aynı çünkü özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor diyor. Q aynı. O zaman ne farklı? Biri X, biri Y maddesi olduğu için, bir kere farklı maddeler olduğu için öz ısıları farklı. Dolayısıyla öz ısıları farklı olduğu için sıcaklık değişimleri de farklı olur. 10 dereceden 30 dereceye çıkmış X maddesi, Y maddesi ise 10 dereceden 50 dereceye çıkmış. Demek ki Y maddesinde 50-10'dan 40, X'de 30-10'dan 20 derecelik bir sıcaklık artışı, delta T dediğimiz sıcaklık artışı olmuş. Dolayısıyla Y maddesinin sıcaklığı daha fazla arttığına göre Y'nin öz ısısı X'ten küçüktür deriz. Çünkü öz ısısı küçük olan maddeler daha çabuk ısınır, daha çabuk soğur demiştik. Burada da zaten bunu özetliyor. Öz ısısı büyük olanın sıcaklık artışı az olur. Daha yavaş ısınır, daha yavaş soğur. Bunun tam tersi olarak öz ısı küçük olanın sıcaklık artışı daha fazla olur. Yani öz ısı küçük olanlar daha çabuk ısınır, daha çabuk soğur diyebiliriz.
Şimdi aynı sıcaklıkta 100 gram su ve 100 gram alkole eşit miktarda ısı verdiğimizde alkolün son sıcaklığı suyun son sıcaklığından daha fazla oluyor. Bunun sebebi de alkolün öz ısısının suya göre daha az olmasıdır. Öz ısısı alkolün daha az olduğu için suya göre daha çabuk ısınır ve o yüzden son sıcaklığı da daha fazla olur. Eşit miktarda farklı cins sıvıların çevreye verdikleri ısı öz ısısı fazla olanın daha fazladır. Bakın bazı sorularda karıştırmamak için bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi eşit miktar, eşit kütlede iki tane sıvımız var. Ve bu sıvılar birbirinden farklı. Dolayısıyla bu sıvıların öz ısıları da farklı. Bunların çevreye verdikleri ısı, yani dışarıya herhangi bir maddeyle ısı alışverişi yapıyorsa o verdiği ısı, öz ısısı fazla olanın verdiği ısı daha fazladır deriz. Çünkü Q eşittir mc delta t formülümüze göre yine orada kütleler eşit. Öz ısısı fazla olanın sahip olduğu ısı miktarı daha fazladır. Yani sahip olduğu Q daha fazladır ve dolayısıyla dışarıya vereceği ısı miktarı öz ısısı fazla olanın daha fazla olur. Bunu lütfen unutmayalım. Aynı sıcaklıktaki 100 gram su ve 100 gram alkol kendi sıcaklıklarından daha düşük sıcaklıktaki bir ortama bırakıldıklarında, şu yukarıdaki bilgiyi özetliyoruz, örneklendiriyoruz burada da, suyun ortama verdiği ısı, alkolün ortama verdiği ısıdan daha fazla olur. Bunun sebebi de suyun öz ısısının alkolün öz ısısından fazla olmasıdır. Gördüğünüz gibi kütleler aynı ve aynı sıcaklıktalar. Buna rağmen kendilerinden düşük bir ortama bırakıldığında sıcaklık olarak suyun daha fazla ısı verdiğini görürüz. Çünkü suyun öz ısısı alkolden fazladır. Dolayısıyla Q eşittir mc delta t formülüne göre sıcaklıklar aynı, kütleler aynı. Demek ki suyun öz ısısı fazla olduğu için, c daha fazla olduğu için çarpıldığında sahip olduğu Q, yani sahip olduğu ısı daha fazla olur. Ve daha fazla ısıya sahip olduğu için de dışarıya daha fazla ısı verebilir. Burada da bunu anlatıyoruz. Şimdi bir örnek, öz ısı ve meltem rüzgarı, günlük hayattan bir örnek öz ısıya. Öz ısı günlük yaşamımızda farkında olmadan birçok yerde rastlarız aslında. Suyun öz ısı karadan daha fazladır mesela. Suyun öz ısı karadan daha fazla olduğu için suyun sıcaklığı karaya göre daha yavaş artar. Yani kara daha hızlı ısınır. Su mesela çok sıcak bir yaz gününde kayaya dokunduğumuzda elimizin bir an yandığını hissedebiliriz veya çıplak ayakla kuma bastığımızda ayağımızın yandığını hissederiz. Fakat denizde suyun sıcaklığı kum kadar, kara kadar sıcak değildir. İşte bunun sebebi deniz kenarında gündüz güneş vurmaya başladığında su karaya göre daha geç ısındığı için denizden karaya doğru serin bir rüzgar eser aynı zamanda. Buna da gündüz meltemi diyoruz. Dolayısıyla bu meltem rüzgarlarının öz ısıyla direkt bağlantısı vardır. Akşamları da kara daha çabuk soğuyup su geç soğuduğu için karadan denize doğru bir rüzgar eser akşamları. Buna da gece meltemi denilmektedir. Karadan denize doğru esene. Bu günlük hayattan bir bilgi ama şunu unutmayalım ki suyun öz ısısı karadan daha fazla olduğu için su daha geç ısınır ve daha geç soğur. Karada öz ısı küçük olduğu için daha çabuk ısınır ve daha çabuk soğur. Burada da bunu görüyoruz. Maddelerin taneciklerden oluştuğunu söylemiştik ve bu tanecikler sürekli hareket halindeler. Gördüğümüz gibi burada sıcaklığı düşük taneciğin etrafındaki titreşim hareketinin daha az olduğunu fakat sıcaklığı yükseğin daha çok titreşim hareketi yaptığını görüyoruz. Ve bir maddeyi oluşturan taneciklerden birinin ortalama kinetik enerjisi ya da kinetik enerjinin diğer ismi hareket enerjisiydi. Hareket enerjisinin o anki göstergesine sıcaklık diyoruz. Sıcaklıkta ortalamayı unutmayacağız. Ve yani bir madde ısı aldığı zaman maddenin taneciklerinin hareketi artıyor. Yani sıcaklığı artmış oluyor. Isı neydi? Bir maddeyi oluşturan toplam hareket enerjisine, o taneciklerin toplam hareket enerjisine ısı diyorduk. Toplam diyorsa ısı, ortalama diyorsa sıcaklığı unutmayacağız. Şimdi ısı, öz ısı arasındaki ilişkiye bakacak olursak. Burada bakın arkadaşlar, aynı sıcaklıkta, aynı miktarda iki farklı madde var ve sıcaklığın aynı miktarda arttırmak için öz ısısı büyük olan maddeye daha fazla ısı vermek gerekiyor. Biraz önce anlattığım gibi yine bakın kütleler aynı, ilk sıcaklıklar aynı, son sıcaklıklarını ikisi de 50 dereceye eşitlemek istiyor. Yani sıcaklık değişimi dediğimiz delta T'lere eşit olsun isteniyor ve
Kütleleri de aynı iken ve ilk sıcaklıkları da aynı iken X sıvısının öz ısısının Y sıvısının öz ısısından büyük olduğunu söylüyor. X'in öz ısısı daha fazla olduğuna göre yukarıdaki bu aynı miktar aynı sıcaklıktaki X, Y sıvıları 50 dereceye kadar ısıtmak için öz ısısı büyük olan X sıvısına daha fazla ısı vermek gerekir. Çünkü öz ısısı X'in daha büyük olduğunu söylemiş, onun daha çok daha yavaş ısınacağı için daha fazla ısıya ihtiyacı vardır. Öz ısı büyük olanlar diğer maddeyle son sıcaklığını eşitlemek istiyorsa, sıcaklık değişiminin aynı olması isteniyorsa öz ısı büyük olana daha fazla ısı vermek gerekir. Daha geç ısındığı için öz ısı büyük olan. Ama öz ısı küçük olan çabuk ısınıp çabuk soğuduğundan azıcık bir ısıyla daha az bir ısıyla diğer maddeye göre daha çok sıcaklığını arttırabilir. O sıcaklığa daha çabuk ulaşabilir istenen sıcaklığa. Öz ısısı büyük olan madde daha yavaş ısınır, daha yavaş soğur da demiştik. Peki ısının kütle ile ilişkisine bakacak olursak aynı sıcaklıktaki farklı miktardaki madde miktarına kütle diyorduk biliyorsunuz. Aynı maddenin sıcaklığını aynı miktarda arttırmak için kütlesi büyük olan maddeye daha fazlası vermek gerekir. Şimdi burada ne diyor? 20 grama, 10 grama kütleler gördüğünüz gibi birbirinden farklı. İkisini de 10 dereceden 50 dereceye çıkarmak istiyoruz. İlk sıcaklıklarını ve son sıcaklıklarını eşitlemek istiyoruz. Yani delta T dediğimiz sıcaklık değişiminin eşit olmasını istiyoruz. Kütleler farklı. Peki burada A, ikisi de A maddesi olduğuna göre öz ısıları yani C'leri aynıdır. C aynı. Delta T aynı. Çünkü sıcaklık değişimi aynı olsun istiyoruz. Kütlelerimiz farklı. O zaman kütlesi büyük olan maddenin daha çok ısıtılması gerekiyor. 50 dereceye ikisinin de ulaşması için. Kütle ile ısı doğru orantılı. Nasıl öz ısıyla alması gereken ısı daha doğru orantılıysa kütle ile de ısı doğru orantılıdır. Öz ısısı büyük olan maddenin nasıl daha çok ısı alması gerekiyorsa son sıcaklıklarını eşitlemek için kütlesi büyük olan maddenin de daha çok ısı alması gerekir son sıcaklıklarını diğer maddeyle eşitlemek için. X sıcaklıkları aynı olan farklı miktarlarda A sıvısının sıcaklıklarını aynı miktarda arttırmak için kütlesi fazla olan soldaki yani 20 gram olana daha fazla ısı vermek gerekir. Kütlesi büyük olan madde çünkü daha yavaş ısınır, daha yavaş soğur diyebiliriz. Peki son olarak ısı sıcaklık ilişkisi. Aynı miktar ve sıcaklıktaki farklı kaplarda bulunan aynı sıvılar şiddetleri farklı ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldığında şiddeti yüksek olan ısıtıcının ısıttığı kaptaki sıvının son sıcaklığı daha yüksek olur. Burada da yine sıcaklık ilişkisinin yani sıcaklık değişimi de diyebiliriz delta T olarak da algılayabiliriz bunu. Bunun ısıyla doğru orantılı bir ilişkisi olduğunu anlayabiliriz. Yani 20 gram X maddesi yine 20 gram X maddesi diğer kapta. Gördüğünüz gibi maddeler X olduğu için öz ısıları aynıdır aynı cins madde olduğu için. 20'şer gram olduklarından madde miktar dediğimiz kütleleri de aynıdır. M aynı, C aynı sembollerden. Peki delta T farklı olacak. Delta T'nin farklı olmasının ısıyla ilişkisine yani Q ile ilişkisine bakacağız. 10'dan 50'ye çıkmış 40 derece artmış. 10'dan 80'e çıkmış 70 derece artmış. Bu ikinci kapta yüksek ateşle ısıtılanın gördüğümüz gibi sıcaklık değişiminin daha fazla olduğunu anlayabiliyoruz. Neden? Çünkü maddelerin cinsleri ve kütleleri aynı olduğu zaman hangisi daha çok ısı alırsa maddelerden onun son sıcaklığı daha fazla olur. Yukarıdaki farklı kaplardaki sıvılara farklı ısılar verildiğinde maddeler aynı, fazla ısı verilen kaptaki sıvının sıcaklığı diğerinden fazla olur. Bunu zaten tahmin edebiliriz. Günlük hayattan da bir cezve suyu, bir tencere suyu iki ayrı ocağa koyduk. Birini düşük ateşte ya da ikisi de bir cezve su olsun. Aynı örneklendirmeyi yapalım. İkisi de birer cezve su miktarları aynı. Birini düşük ateşe, birini yüksek ateşe koyduk. 10 dakika ısıttık, kapattığımızda yüksek ateşe koyduğumuzun tabii ki son sıcaklığının daha fazla olduğunu, elimizi daha çok yaktığını görebiliriz parmağımızı sulara batırdığımızda. Şimdi 3 başlıkta da gördüğümüz gibi ısı ile öz ısı, kütle ve sıcaklık arasında bir ilişki var. Isıyı Q olarak ifade etmiştik. Öz ısıyı C, kütleyi M, madde miktarı, sıcaklık değişiminde delta T. T zaten sıcaklığın sembolüydü. Delta değişim anlamında delta T. Bunları sembollerini göstermiştik ve böyle bir formülden bahsetmiştik özetleyecek olursak. Q eşittir MC delta T formülü yani ısı Q,
hem kütleyle hem öz ısıyla hem sıcaklık değişiminin çarpımına eşittir ve bunların hepsiyle doğru orantılıdır. Yani bir maddenin öz ısısı ve delta T'si sıcaklık değişimi eşitse kütlesi fazla olanın daha fazla ısı aldığını söyleyebiliriz. Bir maddenin farklı maddelerse eğer iki farklı cins madde ise kütlesi ve sıcaklık değişimleri onların eşitse demek ki öz ısısı büyük olana daha fazla ısı verilmiştir diyebiliriz. Veya kütleleri ve aynı cins madde olan kütleleri de aynı ise yani öz ısıları aynı, kütleleri aynı o zaman sıcaklık değişimi hangisinin fazlaysa o daha fazla ısı almıştır deriz. Yukarıdaki bu ısı öz ısı, ısı kütle ve ısı sıcaklık değişimi ilişkisinden de anlayabileceğimiz gibi. Evet, bu dersimiz de böyle bitmiştir. İyi çalışmalar.